Şimdi ilk olarak hemen 3D slider'ımız vardı. 3D slider'ımızı dinamikleştirmeye başlayarak devam edelim. Burada bakarsak herhangi bir çok detaylı bir şey yok zaten. Burada ne yapabiliriz? Şöyle gelelim. Burada bakarsak neler tekrar ediyor? Bizim için önemli olan o. Nelerin tekrar ettiğine bakarsak burada sadece resimler tekrar ediyor. O zaman bunu kapatacağız. Şimdi Server Behavior'a gelelim. Geldikten sonra Record Set diyelim. Bir kayıt seti oluşturalım. Kayıt setimizin ismi Slider olsun. Connection'ımız Connection. Slide tablomuzda bir tane tablomuz zaten var zaten. Slider ve Slider ID'ye göre Descending olarak sırala diyelim. Descending olarak sıralasın. Okey diyelim. Şimdi kayıt setimiz oluşturuldu. Kayıt setimiz oluşturulduktan sonra da burada resimlerimiz neredeydi? IMGS'nin içinde ve IMGS'nin içinden slider resim URL gelecek buraya da. Alt etiketinin içine de slider başlık gelsin. Alt etiketi olarak. Ve daha sonra ne demiştik? Resimler yani IMG etiketleri tekrar ediyor demiştik. Şöyle bir şey yapalım. IMG etiketini seçtikten sonra yani şöyle de yapabiliriz. Resmi tıklayalım. Tıkladıktan sonra Repeat Region diyeceğiz. Ve slider'da kaç tane kaydın görünmesini istiyorsak 10 olabilir veya 5 diyelim. 5 tane kaydın görünmesini istiyoruz veya bütün kayıtların görünmesini isteyebilirsiniz. Ben 5 dedim. 5 tane kaydın tekrar etmesini istiyoruz dedik. Ctrl S ile kaydedelim. Ve şimdi bakarsak evet şu anda gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü burada IMGS klasörünü bir açalım. Veri tabanında biz resimlerimize 1, 2 ve 3 JPG demiştik. Hemen şimdi zaten direkt otomatik olarak dinamik olarak resimler geldi. Fakat burada İlginç. Burada numaralar gelmedi ve ileri geri butonu gelmedi. Şu anda sadece resimler geldi. Neden böyle oldu? Peki tek resim olarak şunu bir iptal edelim. Tekrarlamayı bir iptal edelim. Repeat region'ı. Do while loop'unu kaldıralım. Şimdi bakarsak hiçbir şey gelmedi. Çünkü bizim dördüncü slider'ımızda resim yok. Sadece yazı vardı. Ctrl Z ile PHP do while loop'unu bir geri getirelim. Ctrl Z ile. Şimdi buraya şöyle bir şey yapalım. Ne diyelim? Hemen PHP etiketlerimizi bir açalım. PHP etiketimizi açalım ve PHP etiketimizi kapatalım. Ve buraya if diyelim. If'i de burada bitirelim. Daha sonra bunu kopyalayalım. Ve resmin etiketinin bittiği yere yapıştıralım. Buraya end if diyelim. Ve burada noktalı virgül koyalım. Birincisinde iki nokta üst üste. End if'te de noktalı virgül bırakıyoruz. Şimdi ne diyeceğiz? If slider resim URL diyeceğiz. Slider resim URL eşitse pardon. Ünlem işareti eşit yani eşit değilse boşa diyeceğiz. Boşa eşit değilse burayı göster dedik. Şimdi F5 diyelim. Bakarsak sistem düzgün olarak çalıştı. Bizim son slider'ımızda sadece içeriğinin yazı olduğundan dolayı kaynaklanan bir sıkıntı oldu. Şu anda sistemde herhangi bir sıkıntı yok. Bunu test etmek için bakalım sistem gerçekten çalışıyor mu? Hemen gelelim slider'a. Tablomuzu açalım. Açtıktan sonra hemen yeni bir kayıt ekleyelim. Buna da ne diyelim? Deneme diyelim. Slider açıklama denemek için slider diyelim. Resmimize de ne diyelim? 2.jpg diyelim. Şimdi bakarsak 4 oldu. Ve en sondaki resmimize bakarsak
İkinci resmimizle en sondaki resmimizin aynı olması lazım. Veya birinci resimle aynı olması lazım. Evet, bu şekilde sistemimiz çalışıyor demek ki. Herhangi bir sıkıntı yok. Slider'ımız 4 oldu sayısı ve 4 tane resmimiz burada geliyor. İlk slider'ımız gayet basitti dinamikleştirmesi. Herhangi bir sıkıntı yok. Aslında bunlar daha da gelişmiş yapılabilir. Örneğin buradaki değerler yine veri tabanından gelebilir. Hangisini seçersek veri tabanından buradaki örneğin explode, tiles 3D, bars 3D, cube ve turn bunlar veri tabanından hangisini seçersek ona göre yapılabilir diye düşünüyorum. Başka burada şu an için dinamikleştirmede başka herhangi bir şey yok. Bu 3D'nin dinamikleştirmesini burada bitirelim. Bir sonraki derste de hemen akordeon slider'ımıza geçelim.